Şadi, kızım hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır müsaade. Kalmaya geldim. Ne oldu kız gece gece? Hayırdır? Yok bir şey baba. Bu gece burada kalacakmış. Sebep? Yarın Zafer'le nikahım var ya baba. Zafer sabah buradan gelip alacak beni. Allah Allah. Gelinlik de gelsen şimdi bembeyaz. Ha? Beline kırmızı kuşağı da bana bağlattırırsın. Oh. Recep bir sus. Bir kırık insanlığın kaldıysa sus. Geç kızım sen içeri. Git kardeşlerinin yanına yat. Hadi kızım. Bunca d***dan sonra bana tiyatro mu oynatacaksın lan? Ha! Baba evinden çıktı. Yüzün var senin! Söyle! Bütün şehrin altını yap lan! Ben mi geleceğim? Ha? Recep. Gel! Şadi. Şadi'ye gel kızım gel. Kızım dur. Kızım dur sakin ol. Kızım sakin ol. Sakin ol. Ben seni kendim getireceğim kızım. Sen bakma babana. Ben götüreceğim seni. Kendim götüreceğim nikah dairesine. Ben seni bu evden öyle boynu bükük çıkartmam kızım sen. Şadiyen. Yapma kızım. Parlağım sen o işi bana bırak. Hallederiz. Bana bak payımı isterim ha ona göre. Anlaştık. Sen adama adresi ver, 2 saat sonra burada olsun. Akşama ne yemek istersin? Tamam, olmuş bir. Sakın geç kalma ama. Oldu. Öpüyorum. Canı pırasa istemiş bizimkini. Kahvemi içeyim de manava gidip alıvereyim bari. Ha, ben de o sırada havuçları hazır ederim abla. Hay Allah ya. Benim dayıoğlu gelecekti bugün. Tüh. Ben dışarıdayken gelirse içeri alırsın değil mi Şadiye? Tabii abla alırım. Yol yorgunu olur o şimdi. İkramlık bir şeyler de hazırlarsın sana zahmet. Ha. Ben de çok geç kalmam zaten. Tamam tamam sen keyfine bak ben yaparım hepsini. Canım. Bir yavaş ye. Boğulacaksın ya. Lan bu çok güzel bir şeymiş ama ne bunun adı? Pankek. Pankek. Rıfat, bak al bununla da çok güzel oluyor. Hı. Merhaba Rıfat ben. Günaydın. Günaydın. Hocam sakın bu da ev arkadaşım deme çığlık atacağım artık ya. Yok hayatım o bizim şoförümüz. Fatoş'cum gel sen. Gel gel sen benim yerime geç. Benim iştahım kaçtı. Bak ne yapıyorsun sen be? Saçmalama ablacığım. Oturup çalışanlarla kahvaltı edecek değil. Otur sen ya. Otur hadi yemeğine bak. Hadi. Sen ona bakma öyledir. Ye ya ye. Buyurun buyurun. Yasemin abla çarşıya kadar gitti ama gelir birazdan. Acele etmesin hiç. Böyle iyi. Maşallah. Dedikleri kadar da varmışsın. Ne alırdınız içeceksiz çay kahve? Rakı getir bana. Yanına da az biraz peynir çerez. Çok fazla bekletme ama çabuk ol.
Yok abi, ben şimdi hemen hazırlarım. Narin ya, sen Irmak'ın kusuruna bakma olur mu? O oldum olası hep böyle huysuzdu ama şimdi annemle babamı kaybedince iyice huysuzlaştı. Canım kız haklı da bir yerde. Baş başa hiç vakit geçiremediniz ki. Geldiğinizden beri ben tepenizde. Yok be, seninle bir ilgisi yok yani. Bak iki güne kalmaz biz birbirimize gireriz, görürsün sen. Aslında biraz da benim suçum ha. Kızla hiç ilgilenmedim. Canım sen de ne yapacaksın? Bir sürü şeyle uğraşıyorsun. Hem anası olmaya çalışıyorsun, hem babası olmaya çalışıyorsun. Yok yok, öyle değil. Böyle ablası olarak onu böyle karşıma alıp derdin nedir diye hiç sormadım ben. Ya onun için var mıyım, yok muyum belli değil. Niye koptunuz ki siz bu kadar birbirinizden? Yani ben Irmak'la konuşunca böyle hep aklıma annemle babam geliyor. Onları kaybettiğimiz günlere yuvarlanıyorum. O yüzden kolay yolu seçiyorum, kaçıyorum işte. Yani Deniz, ne zamana kadar sürdürebilirsin ki bunu? Daha ne kadar korkularınla yüzleşmekten kaçabilirsin, değil mi? Bilmem. Kaçabildiğim kadar. Kendimi ne zaman hazır hissedersem o zaman. Anlıyorum ben seni. Sahi mi? Hı. Gelsene şöyle yanıma. Yabancı gibi durma orada öyle. Yok abi ya, böyle iyi. Gel dedim sana. Abi vallahi böyle iyi. Sen rahatına bak yani. Ay nasıl yoruldum, nasıl yoruldum. Mağazalar nasıl kalabalıktı, inanamazsınız. Alışveriş hızın hiç kesilmemiş ama. Ya müsaadenizle ben artık gideyim, işe geç kalmayayım. Tamam mı Deniz, ha? Hadi görüşürüz. Aman neyse, ablamla oturup iki çift laf edebileceğim desene. Şişt, Irmak. Ne var? Abla, nerede kaldın? Anca gittim geldim. Ne oldu ki? Abla. Senin bu dayı oğlu saldırdı bana. Ondan sonra ben karşı koyunca da... Kızım, saldırdı da canını almadı ya. Abla ama... Şimdi kes sesini de beni iyi dinle. Çalışıp borcunu ödeyeceksin böyle böyle. Bedava ekmek yok kızım kimseye hayatta. Abla, o nasıl söz? Ben tabii borcumu ödeyeceğim. Benim borcum borç ama ben böyle yapamam. Hayatta olmaz abla. Ben duramam zaten buradan, artık gideceğim. Bana baksana sen! Oyun mu oynuyorsun kızım burada? O kapının önünde 10 tane adamı var Niyazi'nin. Haberin var mı? İstersen bir dene. Ha? Bir parçanı bile bulabiliyorlar mı bakalım? O kadar söylüyorum sana. Sabah erkenden yaslağına gidiyorum. Hikmet Kazan çağırdı. Buralara göz kulak olursun. Narin de sana emanet. Sen merak etme ablam ya. Ben Rıfat'ı görevlendirdim zaten. O her türlü raporu bana veriyor. En son haber şey, bu Deniz Hanım'ın kız kardeşi gelmiş abi Sifçe'den de. Böyle huysuz melen bir şeymiş yani. Evlerden ırak, öyle diyeyim ben sana. Bana ne ya? Allah Allah. Şadiye'yi ne yaptın, arıyor musun? Abi şimdi İstanbul Kazan, ben Kepçe. Arıyoruz da hani buraya geldiği bile meçhul. Bana ne kardeşim? Bulacağız o kızı. Söz verdim ben Moskova. Bu o ne? Yani abi böyle pıt diye de bulunmuyor ki şimdi. Ya git hadi işine bak ya. Paran var mı?
alalım lan, bırakayım mı giderken? Vallahi bırakırsan iyi olur abi ya. Bir defa da var desen ne olur, ölürsün sanki ha. Ağlıyor musun sen hala? Git yüzünü gözünü bir yıka. Üstüne de doğru düzgün bir şeyler giy. Müşteriler gelecek birazdan. Ne demek dönmüyorum ya? Ne demek dönmüyorum? Gayet basit ablacığım. Dönmüyorum. Öyle bir döneceksin ki... Gideceksin, eşek gibi okulunu bitireceksin. Ben hemen döneyim oralara. Sen burada keyifli keyifli yaşa düzeysiz köylü arkadaşlarını. Yok öyle yağma. Vallahi kusura bakma Nancım ama gerçek bu. Ben yalan söyleyemem. Narin ya. Ya Deniz tamam. Yeter artık. Daha fazla üzmeyin birbirinizi abla kardeş. Gerçekten. Ben zaten okuldan iki kızla ev tuttum. Yarın sabah erkenden taşınıyorum, topluyorum eşyalarımı. Tamam, bitsin artık. Bakın keyfinize. Aman isabet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.